Merhabalar. İstanbul hepimizin hazırladığı Şehir Hepimizin programında bugün çok değerli bir konuğum var. Andaç Haznedaroğlu. Andaç'ı aslında birçok kişi yönetmen kimliğiyle tanıyor ve bugün de aslında bu kimliğiyle bizimle beraber ama bizim göç merkezi olarak üzerinde çok çalıştığımız bir alanı Suriyeli mültecilerle ilgili bir misafir filmi şu anda vizyonda. Bazılarınız belki seyretmiştir. Seyretmediyseniz de şiddetle seyretmenizi tavsiye ediyorum. Bu vesileyle ilk biz geçen sene Mayıs gibi Bilgi Üniversitesi'nde gösterimlerin ilk gösterimlerden biriydi herhalde. Evet. Öğrencilerle beraber seyredip Andaç'la da tanışma şansı elde etmiştik. O zamandan beri benim içimde böyle bir bu programda ağırlamak var. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok inanılmaz bir yoğunlukta olduğunu, festivallerden festivallere gittiğini biliyorum. İsterseniz önce kısaca filmi bir seyredelim, yani teaser'ını bir seyredelim. Ondan sonra da detaylı konuşacağız. Çünkü filmin görüntülerinde de göreceğiniz üzere burada birçok akademisyenle, birçok hocamızla konuştuğumuz konuyu Andaç çok daha sanatsal bir dille ifade ediyor. Ama diğer şeylerle o kadar birleşiyor ki Andaç'la hakikaten bu konuyu konuşmayı çok büyük bir şans olarak görüyorum. İsterseniz önce izleyelim, ondan sonra tartışalım. إنسان ما بيحب يغمر كتير بس الشواطئ معباية زبالة وانتي غمقي لا تخافي من أي مشكلة اشتري بيت طابقين أنا وزوجي وبس بالليل برجع بنام ببيتنا البيت عبيتنا مش نتزوج بعدين نروح مع زواجنا طلعت تاني مرة بالبيت بلا إذن ما فيها عم تفهمي لما عم تفهمي يلا الله يجعلنا من الصابرين ويجعل جميع الأمهات من الصابرين تنزل قنابل بتنزل عراسنا وقت بدها تمطر بتمطر عراسنا أنا إذا بدي برجع أنت مالك علاقة أنا إذا بدي استناكي أنت حتروح على أوروبا قسما بالله العظيم لك خالي لو ما الحرب بسوريا والله مال الدنيا كله ما بجوزها أنا زعلت مشان هيك لينا لينا كان يا مكان قديم الزمان كان بصير ابنك عماد بدك تروح Evet, filmi seyrettikten sonra da böyle bir kalmıştık bütün öğrenciler ve biz ilk seyredenler olarak. Çok etkileyici bir film. Bir yandan ama inanılmaz gerçeklerin yansıtılmasını da içeriyor. Belki oradan başlayabiliriz. Yani senaryo ne kadar gerçeklerle, ne kadar hayali, nasıl anlatabiliriz? Yani yaşanan bir gerçek öykünün senaryolaştırılması mı ya da öykülerin birleştirilmesi mi? Başlangıç gerçek bir hikaye. Ondan sonrasında da yani ben eskiden hep gazeteci olmak istemiştim ve gazeteci gibi böyle araştırma yapmak istemiştim. Yaklaşık 500 aile ve yüzlerce çocuğun hikayesinden derlendi. Yani %90'ı
gerçek hikaye. Hatta geçen bir arkadaşımla konuşurken şurası şunun hikayesi, burası bunun hikayesi, bu topladığım hikayeleri ben bile şey yapamadım. Kaç kişinin toplam hikayesi oldu ama %90'ı gerçek hikaye. Ya aslında şöyle bir şey de var. Çok ölçülü bir biçimde kullanmışsın. Hani bizim sahadan dolayı bildiğimiz özellikle çocuk kullanımı açısından da yani böyle bir rencide etmek, duygularla oynamak konusunda çok hakikaten ölçülü diyeceğim bir biçimde filmde izliyoruz bunu. Burada da çok ciddi bir özen var. Onun için de teşekkür etmek isterim aslında. Çünkü hani sinema daha farklı bir alan. Hem izleyici olarak hem de bu konuda çok çalışan biri olarak o tercihi nasıl, o ayarı nasıl tutturabildin onu aslında merak ediyorum. Vallahi gerçekten bu konuda çalıştığım akademisyenlere minnettarım. Yani Gülen Gülaltıntaş ve bir Sırp senaryo doktorum vardı. O ikisine de minnettarım. O sınırda beni hep korudular. Yani biz duygusal olarak biraz daha işin başka tarafına gidebiliyoruz ama bu çok hassas bir konu. Bu duygu sömürüsü de gelmeyecek. Çok insani bir konu. Böyle şu anda bakış açımızı değiştirme açısından da en önemli konulardan bir tanesi. O yüzden çok özen gösterdim. Hani senaryoyu şöyle söyleyeyim, en az bir 120 kere falan yazdım. Gerçekten. Evet, yani bir başkası için dayanılır bir şey değil. Yani şey, o emek aslında hissediliyor. Yani bir açıdan şöyle özetleyeyim, hani dinleyiciler açısından, izleyiciler açısından da bizim temelde sosyal bilimciler olarak hani araştırmamızın sonuçlarını nasıl yaygınlaştırırız, bulgularımızı nasıl ulaştırırız dediğimizde kısıtlı bir şeyimiz var. Yani okuyucu kitlemiz diyelim kısıtlı. Ve burada her seferinde biz göç merkezi olarak hep şeyi söylemiştik. İşte göç ve edebiyat üzerine çalışmak. Çünkü edebiyatın öyle bir gücü var ki bizim ulaşamadığımız. Ve gün geçtikçe aslında sinema bu anlamda okuma oranları vesaire açısından da baktığımızda görselin gücü sizin her tür araştırma bulgunuzun çok daha üstünde bir dili var, bir gücü var. O yüzden bu ikisini beraber birleştiriyor. Bu kadar emeği bu alanda kullanıyor olma konusu çok hayati geliyor bana. Bunu söylemeniz benim için çok çok değerli. Çünkü ben sizin araştırmalarınıza çok değer veriyorum. Yani bu konu bir dipsiz kuyu gibi. Özellikle göç araştırmaları, özellikle bu üniversitede yapılması benim için çok değerli. Burada ileride bu meseleyle ilgili dünya mahkemelerinde bir şey olacaksa bu filmler sizin belgeleriniz kanıt olacak. Yani yaklaşık 3,5 milyon insanın göçüne şahitiz. Ayrıca ben Mısır'da, Lübnan'da diğer kampları da gezdim. Orayla birlikte yaklaşık 7-8 milyon insan, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göç. Ve buradaki işte bu belgelerin çok 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 önemi var. Yani bunlar nasıl yaşıyorlar, nasıl kaçtılar? Bu filmi yapmaktaki amacım buydu. Bu meselenin gerçeğini anlatmak. Şu anda en değerli şey bu. Hepimizin kafasında yargılar var. Efendim işte savaştan geldiler, geri dönsünler vesaire. Çok büyük bir tepki var insanlarda. Tabii ki uyum sağlayamamalarıyla ilgili bir sürü problem var. Ama bu meselenin doğru yerden bakılması meseleyi çözecek olan taraf. Ve o yargıları kırmada gerçekten yani empatiyi geliştirebilmekte duygular çok önemli bir rol oynuyor. Evet. Ve hani sinemanın o anlamda çok ciddi bir şeyi var. Yani demin konuşurken program öncesinde bir sürü yerde gösteriyorsun. Galiba Avusturya'da okullarda gösterilme kararı mı aldı? Bir onu söyleyelim. Yani sonunda söyleyeceğinizi başa söyleyeyim ama çok yani sevindim böyle bir şeye. Ben de çok sevindim. Avusturya'da bir festivalde gösterildi. 4 tane işte Q&A oldu. Onlardan bir tanesi ortaokullaraydı. İlkokullar da vardı aralarında. Çocuğun bir tanesi şey dedi. Benim dedi 20 euro'm var. Ben bu başroldeki oynayan kız Lina'ya bunu nasıl götürebilirim? Ve bütün herkes, hocalar dahil herkes ağlamaya başladı. Yani bir film izleyip çocukta bir davranış değişikliği oluyorsa bu çok değerli bir şey. Evet. Yani ve Avusturya'da okul programına alındı bu film. Yani çok orada güzel. 15 bin, 20 bin mülteci var ve mülteci meselesi dünyada her yerde aynı. Hani bir sürü nefrete sebep oluyor ama meselenin aslını anlarsak, bombadan kaçmanın, ülkeyi terk etmenin ne demek olduğunu anlarsak insanlar daha anlayış gösterebiliyor ve empati kurabiliyor. Benim için o çocuğun söylediği şey her şeyden daha değerli. Yani herhalde bu emeğin karşılığını almak böylesi bir şey. Evet. Bu çok önemli çünkü azalacak bir şey değil. Ne yazık ki öngörülerin hiçbiri hani mülteci sorununun, göç sorununun azalacağını öngörmüyor. Aksine çevre de dahil olmak üzere hani önümüzde
bunun bir insan gerçekliği olarak karşımızda olduğu ve bununla nasıl insanların ön yargılarıyla aslında nasıl mücadele etmemiz gerektiği konusunda da işte bu araçlara ihtiyacımız var. Yani burada gerçekten hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Ben burada kimseye bir şey söyleyemem. 100 bin olması gereken, beklenen insan 3,5 milyona ulaştı. Evet. Yani bu kimsenin kontrolünde olamaz şu dakikadan sonra. Burada herkesin yapması gereken bir şey var. Yani burada bir çocuğun gözünden anlatıldı hikaye ve annesini babasını kaybetmiş bir çocuğun gözünden. Ben yüzlercesini gördüm bir arada ve sınırlar da şu anda her yerdeler. Sokakta dilenenlerden bahsetmiyorum. Bizim algımız sadece bu şekilde. Bu bir ön yargı. Ama meseleyi onların da bizim gibi bir hayatı vardı ve her şeylerini kaybettiler açısından bakarsanız asıl ihtiyaçlı olanlar ve yardım edilmesi gereken onlar. Hani sokakta dilenenler orada da dileniyordu. Bizim ülkemizde de hani şu an savaş olsa başka bir ülkeye gitsek aynı şartlar yaşanır. Ama o zaman akademisyenlerin, öğretmenlerin, işte bir sürü meslek sahibinin aynı kefenle işte aynı yerde yargılanması bence en acıklısı bu. Benim anlatmak istediğim onların da bizim gibi bir hayatı vardı. Savaş oldu ve ülkelerini terk ettiler. Ya yani burada oyuncu arkadaşlarım var. Suriyeli evet. Akademisyen arkadaşlarım var. Üniversitede hoca ya yani aklınıza gelebilecek her türlü arkadaşım oldu. Onlar o zaman şu an dilenmiyorlar. Şu an buraya uyum sağlamaya çalışıyorlar. Bizim o insanlara yardım etmemiz lazım. Hani her şeyden önemlisi şu an bir çocuğun Türkçe birkaç kelime öğrenmesi bir aileyi kurtarıyor. İnsanlar bunun farkında değil. Ve devlet yardım etsin. Benim sorunum değilden öte bir mesele bu. Hani her alanda yani küçük küçük adımlarla da olsa yapılabilecek çok şey var. Bu yüzden de hani size minnettarım. Yani bu meseleyle uzun süredir uğraştığınız için, farkındalık yaratmaya çalıştığınız için. Ya bu bir ortak çaba aslında, bir de şöyle yani bu filmin belki beni bu kadar etkilemesinin bir sebebi de çok uzun zamandır çocuk alanında çalışıyoruz. Ve hani burada bir çocuğun gözünden hikayeyi dinliyoruz. Aslında çok evrensel bir şey. Yani şu an için burada yaşanan Suriyeli olabilir, Afgan olabilir, Somalili olabilir. Yani çocuğun çocuk olması üstünden ve çocuk hakları üstünden bir dil kurmak gerekiyor. Ve hani bunun o ne diyelim teorik ya da akademik ya da hukuksal dilinin arkasında yaşananı anlatan bir öykü var burada ve çok sağlam bir öykü var. O yüzden çok önemli geliyor. Yani bu deneyim, o sınırı geçmek zorunda kalmak, işte normal bir oyun, zaten film öyle başlıyor, bir oyun sahnesiyle başlıyor. Dünyanın neresinde yaşamak istersin şeyinden gelinen noktadaki hani dram, her çocuğun yaşayabileceği ve yaşadığı noktada da aslında insanlık tarihinde bizim çocuk hakları diye geliştirdiğimiz kocaman bir dokümanımız var ama onun gerçekliğinin ne yazık ki ülkelerin ve insanların garanti edemediği bir noktada olduğu bir süreç. Bir şeyi söylemek istiyorum. Yani sen muhtemelen şimdi anlatırken yorulmuş olabilirsin bunu ama hani bu filmi yapmaya karar verme yolculuğun da bana çok önemli geliyor. Çünkü bazen kendi yakın çevrem de dahil olmak üzere insanlar günlük ailelerin içinde öyle kayboluyorlar ki ve yaşadığımız çağda o kadar çok belirsizlik var ki herkes biraz böyle yaşamını sürdürme telaşında. Hani nasıl oldu da sen buna başladığın öyküsünü bir kere de bizim dinleyiciler, izleyiciler için anlatabilirsen. Ya özellikle anlatmak istiyorum çünkü biz büyük şehirde çok saçma sapan dertlerle uğraşıyoruz. Ve bu mesele işte bir gün arabanın önüne bir kadın ve bir çocuk atladı. Ya artık o kadar alışmışız ki yollarda herkes kafa çeviriyor. Ya bir Suriyeli çocuk atlıyor, kadın atlıyor, mendil satıyorlar falan filan. İşte o günlerden birinde de yani çocuk ağlıyor kadının kucağında. Bir derdi var. İşte biz bir alalım, almayalım. Ya açık söyleyeyim yani arkadaşımla baktık. Böyle yani kokarlar diye düşündük. Yani çünkü hepimizin içinden bu geçiyor. Ya biz bu savaşın ne demek olduğunu bilmediğimiz için. Neyse tabii ki dayanamadık çocuk ağladığı için. Aldık. O gece 4 tane falan hastanede dolaştık biz. Çocuğun bacağı kırılmış. İkinci kattan düşmüş. Ve acısını düşünün yani. Hani ve biz 4 hastanede dolaşıyoruz. Kimliksiz oldukları için biz yardım alamadık. Yani en son artık yalvar yakar. Kimliğimle bilmem ne yaparım. Şöyle tehdit ederim bilmem ne yaparım diye. Çocuğu sargıya aldılar. Neyse gittik. Yaşadıkları yer bir apartmanın boşluğu. Hiç unutmuyorum o geceyi. Yerde şurasında şarapnel parçası olan bir adam yatıyor yerde. Ve işte şeyin kadının babası. Yani yerde onlarca insan var bir apartman boşluğunda.
Şurada şarap parçasıyla kıpırdayamayan yerde bir adam var. Yani bu şey gibi, yani sanki Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nın içinde bir sahne gibi bu sefillik ve bu tablo. Ben tabii ki dayanamadım. Ertesi gün bu meselenin aslını öğrenmeye gittim. Sınıra gittiğimde gördüklerim çok daha korkunçtu. O günün, tabii o gün, gittiğim gün Suruç'a Kobani patlaması oldu. Yani yüzlerce metre var aramızda. Böyle ayakları kanlar içinde bir sürü insan sınırdan geçiyor ve bomba patlıyor. Bir tane CNN arabasına, 10 kişi CNN arabası buldum. İşte orada da İngilizce falan konuşunca beni arabaya aldılar. Arabaya saklanıyoruz ama o arabanın tepesine de bomba düşebilir. Ya ben hayatımda ölüme o kadar yaklaştığımı hiç hatırlamıyorum. Ve yaklaşık 7 yılda günde ortalama 100 bomba atılıyormuş Halep'e. 7 yıl çarpı, yani her gün 100 bombayı düşünürseniz. Oradaki bodrum katlarında çıldıran çocuklar, aklını yitiren kadınlar, inanılmaz vakalar var. Ve şu anda mesela Bağcılar'da oturan Suriyeli bir kimyager, bir kadının kardeşi Halep'te o durumda. O insani yardım göndermeye çalışıyorlar ve yolda o paralar çalınıyor, bilmem ne, yardım da gönderemiyorlar. O kadar acayip hikayeler ki. Hani şu anda büyük şehirde yaşadığımız bu konfor alanında bunları tahayyül bile edemiyoruz. Yani bunlara şahit olunca hayatta yaşadığın sıkıntıların da, dertlerin de çok boş olduğunu algılıyorsun. Ve bu insanlar için bir şey yapmak istiyorsun. Yani sadece mülteci olarak değil, yani Afgan'ı var, işte yani Suriyeli olarak değil, Afgan'ı var, bir sürü yardıma muhtaç insan var. Yani doğuda bir okula gitseniz, bir takım yerlere şimdi tek tek arkadaşlarımla gitmeye başladık. Orada karda kışta terliklerle okula gitmeye çalışan insanlar var. Yani hayatta daha önemli dertler varken insanın işte sevgilisinden ayrılması, işte efendim şöyle bu akşam da bu yemeği yemedim veya trafikte kaldım krizi bana o kadar boş geliyor ki artık. Yani insanların biraz o nedenle buraya dönmesi lazım. Başkalarına yardım etmekten de daha değerli bir şey bilmiyorum hayatta. Yani daha büyük bir mutluluk bilmiyorum daha doğrusu. Tamamen benim hayatımı değiştiren şey bu oldu açıkçası. Ya bir film çektim, hayatım değişti. Değişti gibi. Yani şöyle, bazıları tanıyordur zaten seni. Normalde zaten dizi ve film yönetmenliği yapıyordun ama bu konuyla beraber çok ciddi bir araştırma süreci. 3 yıla yakın mı sürdü bu? Tabii. Nasıl oldu? Bu söylediğin o arabanın camının tıklatılmasıyla filmin bitmesi arasında. Toplam 4 yıl. 4 yani yıl. Yani vizyona çıkana kadar 4 yıl sürdü. Hatta o zamanlar bu Aylan Kürdi Deniz'e o fotoğraflar yoktu. Ve başladığında. Aynen, ben bu savaşa gittiğimde, bu bombalarla karşılaştığımda İstanbul'a döndüm, ağır bir şok yaşıyorum. Yani arkadaşlarımla bir kafede buluşuyoruz ama buluşamıyoruz. Çünkü benim gözümde hep o tablolar canlanıyor. Yani ve hani o Aylan Kürdi ile mesela insanlar biraz anladı. Evet. Ama mesele çok daha büyük. Hani şu andaki sınırdaki yetimhaneler, o sınırdan geçerken mesela çocukların kaybolduğuna şahit olduk. Annesi babası yok. Yani o kalabalıklar içerisinde çocuklarını kaybedenler, gözünün önünde ailesini patlarken gören anneler, babalar var. Yani ben meseleyi çok daha romantik bir yerden anlattım çocuk gözüyle olduğu için. Ama işin gerçeği çok daha dramatik ve nasıl çözülecek de bilmiyorum. Yani dipsiz kuyu gibi 7. yılı ve hala savaş büyüyor, savaş büyüyor. O insanlar, çok ilginç bir video var. Semih diye orada bir Arap arkadaşım var. Her sene gitti, evini çekti. Her sene gitti. Hani bayramda gidiyorlar falan, evet, ve tepki çekiyor ya. İnsanlar ne olursa olsun evlerini, eğer orada birileri sağ mı diye gidip bakmak istiyorlar. Belki bizim başımıza gelse bunu anlayabiliriz. Çünkü insan hep yurduna gitmek ister. Hep geri köyüne dönmüş. Geri dönmek ister bence. Her sene fotoğraflarını çekti, gösterdi bana evin. Ve 4 sene içerisinde ya artık o gece böyle çok ağladığımı hatırlıyorum. İlk başta ev ilk bombalandığında büyük büyük, yani şu işte dekor kadar büyük şeyler vardı. Duvarları vardı. Ertesi sene daha küçüldü, daha küçüldü. Semih en son gittiğinde abla dedi, bak şu kadar kalmış evinin parçaları. Ya bu inanılmaz acıklı bir şey. Yani bütün bir, düşünsenize sizin evinizin bombalandığını, çocuklarınızı kaybettiğinizi. Ve her sene buna daha da
ağır bir şekilde şahit olduğunuz. Ve o acıları, yani ailesini, çocuklarını kaybetmiş insanlar bir de burada ayrı bir yaşam mücadelesi veriyor. Yani burada bizim bunu algılayıp kolaylık sağlamamız lazım. Evet. Hani ya evlerinden atılanları çok gördüm. Buradaki insanlara da hak veriyorum. Yani İstanbul gibi bir şehirde Suriyelinin gelip aynı geleneklerle yaşaması korkunç bir şey. Yani onların gelenekleri ayrıydı ama buraya uyum göstermeleri lazım. Ve bu uyumu birlikte sağlamamız lazım. Bilmiyor olabilirler ama mecburen öğrenecekler. Çünkü önümüzde daha ciddi bir süreç var. Yani çocuklar okullarda yetişiyor burada. Belki büyüyecekler burada, evlenecekler. 3,5 milyon, 7 milyon işte daha da büyüyecek. Buna uyum sağlama çalışmalarını hep birlikte yani gerçekten yapmamız lazım. Ya burada hep şeyi hissediyorum ben bu tarz konuşulduğunda, yani aslında bir sürü de tabii ki yapılan şey var. Yani bunları reddetmek değil bu konuşma, aksine bunların daha iyi olabilmesi ve bazen çünkü sahada çalışan arkadaşlarımızın hep söylediği, sahada bir şeyler yapmaya çalışanlar o kadar sert önyargı duvarlarıyla çarpışıyorlar ki, yani belki o yüzden hepimizin bir proje yaparken ya da bir şey yaparken Türkiye'li ve Suriyeli'yi beraber kotararak, yani orada da çünkü o emeği vermek gerekiyor, beraberce yaşamanın yollarını düşünmek ve işte ortaklıklar nerede gelebilir? O yüzden de bu işin farklı boyutlarını görebilmek, işte çok ortak olan, yani bu filmin sahnelerinde izlediğimiz işte bir çocuğun, çocuk oyununun, her durumda oyun oynamasının, kendi çocuklarımızla belki o empatiyi kuracak araçları kılmak daha da hayati hale geliyor. Çünkü bizim her zaman işte çocuk çalışmaları ile ilgili bulgularımızı sunduğumuzda, hani herkes kendi çocuğunu gerçekten bir göz bebeği olarak, kendi çocuğu için en iyisini dileyerek, çok da normal, çok da güzel bir şey bu. Ama başkasının ya da işte öteki olarak gördüklerinin çocukları için aynı şeyi dilememenin nasıl olabildiğini anlamaya çalıştık. Biz aslında son 2-3 yıldır yaptığımız bütün bu kutuplaşma, ötekileştirme çalışmalarda derdimiz buydu. Ve hani filmde onu hissedebiliyorsun. Bence yani Aylan Kürdi ile ilgili en temel şeylerden biri de oydu. O fotoğraf niye o kadar çarptı? Çünkü insanlar öyle tanıdık oldukları bir pozu öyle bir yerde gördüler ki, mesela sonrasında beni çok arayıp hani nasıl bir şey yapabiliriz, biz de bir katkıda bulunsak diyen, o ana kadar katkıda bulunmamış ya da hiç sorgulamamış kişiler oldu. Ve ben çok düşündüm, yani ne oldu da bu fotoğrafla bir şey değişti. Yani o yüzden senin filmin de o anlamda çok kıymetli geliyor bana. Ne kadar yaygınlaştırabilirsek, ne kadar seyredilebilirse belki kendi pozisyonlarını, kendi algılarını, kendi dertlerini insanlar oradaki ortaklıklarla da görecekler, daha iyi anlayabilecekler diye düşünüyorum. Filmin tabii ki görsel bir materyalin gücü çok önemli şu anda. İnsanlar kitap okumuyorlar. Bunu çok, çok net, çok düzce birbirimize söyleyelim. Ama görsel olarak bir şey, yani fikir değiştirebiliyor. İşte aynen dediğiniz gibi, o fotoğrafta olduğu gibi, benim filmimde olduğu gibi. Filmimden sonra izleyen insanlar da bir şekilde beni bulup bu insanlara nasıl yardım edebiliriz diye o kadar çok mail aldım ki. Ve bunun gerçekleştiğini gördüm. En güzel tarafı. Hani herkesten mail gelebilir. Ne yapabiliriz diye. Ertesi gün unutulur. Herkesin kendi hayat gayesinde unutulan bir yere gidiyor. Ama arkadaşlarım, kendi arkadaşlarını, herkes kendi arkadaşını izlettiğinde. Neyse işte böyle bir büyüdü bu film. Şu anda yani izleyen insanların %50'si bir filmde olabilecek şey merak ediyorum ama ne kadar kişi izledi? Yani hani bu tarz, çünkü öyle bir şey de var. Hani bu film insanların işte bilet alıp sinemada seyredecekleri bir film mi? Evet. Ya da yani nasıl bir şey gördün senin diğer deneyimlerinle buna baktığında? Benim bildiğim bir alan değil bu açıkçası. Ya tür olarak, yani art house dediğimiz türde yaklaşık 4.000 ile 10.000 arası bir seyirci oluyor. Bizimki de işte o civarda bir seyirci izledi. Ama beklenen, buradaki en önemli şey oradaki seyircinin izleyip harekete geçmesi. Ve bu bence daha önemli. Çünkü bununla ilgili hemen harekete geçen bir sürü insanla tanıştım. Bir şekilde bu yetimhaneler, yetim insanlarla ilgilenen yerlere yönlendirdim. Ve bu benim için çok önemli bir şey ve oradaki sürdürülebilirliği sağlamak. Yani insan bir kere yardım edebilir. İşte dediğiniz gibi o Aylan Kürdi fotoğrafında o anda çok duygulanır. Dur, çocuğumun eskilerini götüreyim. Hayır. Şöyle güzel bir şey oldu. Birçok çocuklu arkadaşım kendilerine kardeş aile buldular. Yani bu annesiz babasız çocuklarla da veya işte annesi babası olmayan bir sürü insan var. Onlardan kendi
çocukları kardeş edindi. Hı. Ve onların bakımlarını üstlendiler. Hani aile üstlenmedi. Ya yani bayağı birbirlerine kardeş oldular. Çünkü bu insanları da çok tedavi eden bir şey. Tabii. Yani birçok İngiltere'de şeyde işte klinik psikolojide uygulanan bir yöntem. Hani belirli yerde bir doymuşluğa ulaşıyorsanız gidin bir şeyi dolaşın. Evet. Hastanedeki o hastaların yanına götürürler veya ihtiyaçlı olan insanların yanına götürürler. O çocuk o zaman hani PlayStation isterken bir anda o derdinden vazgeçebiliyor. Ve benim hayat, yani arkadaşlarımın çocuklarının hayatında da böyle değişiklikler oldu. Yani onlara yardım etmeye başladıkça hayatı daha doğru bir yerden algılamaya başladılar. Hani o sanal, o yalan, o oyun videosu istemekten vazgeçip hani tamam bir gidelim bakalım bu hafta belki onların başka bir şeye ihtiyacı vardır diyebildiler. Bence bu çok önemli, çok bir önemli öğreti. Hani her şeyden önemlisi. Bir de 3,5 milyon insan diyoruz. Ne bileyim ben, bunlardan tabii ki hepsi ihtiyaçlı değil ama ihtiyaçlı olanlara baktığınızda herkes öyle bir tane aile, işte bir kardeş edinse mesele kapanacak ya. Aslında çok basit. Yani bu kadar ülkede. Ama meseleyi hep başkasından beklemek bizim en büyük problemimiz. Yani burada tabii şey çok önemli oluyor. Yani gerçekten haklar anlamında verilen hakların gerçekleşmesi. Onun ötesinde de bu haklar gelişirken bir toplumsallığın içinde beraberce yaşamı. Bizim bir makalemizin ismi Misafirden Komşuya'ydı. Şimdi burada da o yüzden filmin adını Misafir koymuşsun. Hani birazcık onu da söyler misin? Yani nasıl karar verdin? Misafir neden oldu? Misafir ortak bir kelime. Misafir yoluna giden demek. Aslında onların bir yolu var. Hani demek dedim ya, insan hep köyüne dönmek ister. Evet. Yani burası geçiş yeri onlar için. Geçiş yerinde insan uyum sağlar. Ama işte burayı kalıcı hale getirdiklerinde asıl problem başlıyor. Ben o misafirliği hem onlara hem bize hatırlatmak için. Bakın, evet yani bu misafirlik biraz uzadı. Hani normalde bir yıldır, iki yıldır falan, toplamda 7 yıl olacağını hiç tahmin etmiyorduk. Ama oradaki uyum sürecini hem onların hem bizim çok iyi algılamamız lazım. Bir de o yoluna gitmek meselesi çok önemli. Aslında bir de daha da dışarıdan baktığımızda ya hiçbirimiz kalıcı değiliz yani. Biz misafiriz diye bir ortaklığı var. Evet, doğru. Evet. Yani bu gene bizim o misafirden komşuya olma halini dünya değerler araştırması çerçevesinde işte yıllardır tekrar eden bir anket sorusu vardır. Kimleri komşu olarak istemezsiniz diye. Yılmaz Esmer'e de selam yollayarak buradan, Yılmaz Hoca'nın yaptığı ve hani sonrasında da bizim bir sürü farklı çalışmada da tekrar ettiğimiz sorulardan bir tanesi. Hani komşu bir işte ön yargı sorusudur. Kimlerle beraber yaşamak istediğin sorusudur. Hani bu noktada da bana çok önemli geliyor. Yani hakikaten yakın ilişki kurduğumuz, işte Suriyeli var mı? Arkadaş dediğimiz, kahvesini içmeye gittiğimiz, onu kahveye çağırdığımız, bir komşuluk ilişkisi kurduğumuz ve biraz eşit bir ilişki kurduğumuz. Çünkü ilk başta hakikaten kavramsallaştırma olarak da uluslararası hukukta yer almayan bir biçimde misafir olarak isimlendirdik. Hani mülteci olarak dememenin, işte coğrafi çekince, yani bütün bu öyküler, yani o yüzden misafir hani birçok anlamıyla çok önemli geliyor. Yani filmin adının da bu şeyi var. Ama ben gerçekten insan ortaklığı anlamında bir misafir durumumuzun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani herkesin bir gelip geçiciliği vurgusu anlamında da o ortaklık çok kıymetli geliyor filmde, evet, seçtiğin. Benim için çok değerli hikayelerden bir tanesi. Kevser diye bir çevirmen arkadaşımız vardı, Suriyeli. O da orada öğretmen işte. Hamileydi ve bize çevirmenlik yapıyor. Ama sabahtan başlıyoruz, akşama kadar kadıncağızın gıkı çıkmıyor. Ev ev, kapı kapı dolaşıyoruz işte bu araştırmalar sırasında. Akşamın sonunda da bir para vermiştik. Ya çok da bir para değil yani. Kevser sağ olasın işte, kusura bakma şunu al. Abla dedi, bunu dedi ben dedi yarısını alayım da yarısını da dedi öbür dedi şeye verelim. İhtiyaçlı eve verelim. Ya benim böyle bir an durdum, dedim ki sen hani bu az bir para. Senin de ihtiyacın var. Senin de 3 tane daha çocuğun var. Hani bunu dedim sen al yani falan diye kala kaldım. Yok dedi oraya verelim. Dedim ki, sonra gittim Kevser dedim, senden dedim o kadar önemli bir şey öğrendim ki ben. Hani insan varken verebilir ama yokken vermesi bu çok zor bir şey. Hani sen
bir tane ekmeğim var, yarısını başkasıyla paylaşıyorsan bu yoklukta, bu çok ciddi bir şey. Bu insanların yapabileceği bir şey değil. Biz senden çok şey öğrendik dedim. Biliyor musun abla dedi, ben dedi her gün kalktığımda mutlu uyanıyorum dedi. Bodrum katı çok nemli bir evde oturuyor. Burada dedi ayaklar geçiyor ya dedi camın önünden dedi. O ayakları gördüğümde bile ben mutlu oluyorum. Yürüyen insanlar var dışarıda diye mutlu oluyorum dedi. Hani ben de ondan sonra çok şaşırdım. Kıyası o kadar değişmiş ki. Bizim kaybettiğimiz şey galiba bu. Yani bizim mutlu olmak için çok şeye ihtiyacımız var. Hı. Ama orada mesele sıfırlandığı için sanki hayata yeniden her nefes aldığında mutlu olmayı bilen insanlar gördüm. Yani çok şükretmeyi bilen insanlar gördüm. Bizim belki de kaybettiğimiz şeyler bu oldu. Hani bana bu hikayenin öğrettiği en değerli şeyler bu oldu. Biz sabahleyin trafikte bile her şeye kızabiliyoruz. En ufak sorunlara patlayabiliyoruz. Ama hayatta çok önemli dertler var yani. Onları unutuyoruz. Bu aslında çok kıymetli bir şey. Çünkü yani insanlık durumu dediğimiz hal gerçekten o nefes alabilme, yürüyebilme, konuşabilme ve bunu birbiriyle yani insanın o sosyal varlık olması halinde sevdiklerinle beraber yaptığın her gün. Bu dediğin şeyi yani belki de işte filmin biraz evrenselliği anlamında da tüm dünya için bunu unuttuğumuz anların çok olduğunu düşünüyorum. Yani birçok işte ihtiyaçların yeniden kurgulanmasıyla temel ihtiyaçları biraz unutmak gibi başka bir yerlere doğru evriliyoruz. Peki nerelerde gösterildi film? Yani şimdi herhalde bu hafta vizyonda son ya da geçen hafta, bitmiş son, olacak. Bu hafta oynadı. İstanbul'da yani çok fazla bir yerde gösterilmedi. Bu tür filmlerin salon bulması çok, çok zor bir şey. Ama iyi tarafı birçok festivalde gösterildi ve yurt dışında özellikle Arap ülkelerinde çok gösterildi. Şu anda Lübnan'da, Ürdün'de ve Lübnan orada Lübnan tabii en şey yerlerden biri yani nüfus oranlarsan çünkü Ürdün'de de Lübnan'da aynen, da Türkiye'den çok daha fazla. Aynen yani hatta şeyde Nadine Labaki de bu dönemde bir göçmen filmi çekmişti. Biz de kendisiyle bu rol için görüşmüştük. Ürdün'e Lübnan'a gitmiştik daha önce. Onun filmiyle aynı anda girdi Lübnan'da. Mısır'da hani bu göç olan birçok yerde gösteriliyor. Hani aslında ilginç olan tarafı Arap ülkeleri birçok ülke göç almadı biliyorsunuz. Hani oralarda gösterimi biraz zor olacak. Çünkü bu filmi izlediklerinde çok rahatsız oluyorlar. Ya, hatta çok da ironik sahneler vardı. Arapların alışveriş için gelip şu saçlarını ektirmek için gelip belki o sahneleri sansürleyip kendi ülkelerine gösterirler. Ama yani dünyanın birçok yerinde, birçok festivalde devam ediyor yani filmin yolculuğu. Evet. Avrupa hakları işte ya izle, bir de festivali izleyip devlet televizyonları işte almak için başvuruyor. Bu da çok önemli bir şey. Hani bu ilk Türk Arap ortak filmdi. Hani prodüksiyonel olarak da. Şimdi yani dizilerden bahsetmiyorum. Sürekli dizi izliyorlar. Hatta şey dediler en son bir televizyon kanalı. Belki oradan tanınmışlığın olabilir senin de değil mi? Diziler üstünden bir var yayınlanmış evet, mıydı? Evet, çok yayınlandı Arap ülkelerinde. Bana şey dediler, sen bunu bir 4 bölüm daha çekebilir misin? Yani şimdi dedim, kızın peşine mülteci kamplarında koşmak lazım. 4 bölüm çeksen işte biz bunu dizi diye yayınlasak daha kolay olur. Yani o kadar da tuhaf bir şeyleri var yani. Filmi izletmek çok zor. Dünyada da bu tür filmlerin artık sayısı ama çok az. Ama film dizi olsa belki bir ihtimal daha mı çok seyrediliyor? Evet. Çok ilginç, bu da ilginç. Çok bir şey. İlginç. Ben de bir düşünmüyor değilim ya hani bir Netflix için vesaire için bir 4 bölüm Orta Doğu işi çekmek. Çünkü o kadar içindeyim ki 4 yıldır yani. Tabii. Geçen yine uluslararası bir sürü şey geliyor, yönetmenler geliyor bu işi çekmek için. Direkt beni buluyor. Bir danışmanlık şeyi gibi. Tabii. Yani ben tabii dediğim gibi çok heyecanlandığım ve çok farklı boyutlarını konuşabileceğim bir şey ama belki Ravan'dan bahsedebiliriz. Yani özellikle filmi seyredenler merak etmiştir diye düşünüyorum. Ve senin Ravan'ı bulma, yani filmin başrolünde oynayan, Lena'yı oynayan inanılmaz bir kız oyuncu var. Evet. Yani oyuncu demek lazım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok fark ediyor. Yani o olmasa film böyle olur muydu bilmiyorum. Evet. Bakışlarıyla, gülüşüyle, izleyişiyle, her şeyiyle. Bir Ravan'ın bulma öykün de çok şey. Ben çok keyifle dinlemiştim. O yüzden anlatırsan evet sevinirim. Ravan'da işte 8 yaşında bir başrol kızımız var.
Ama gerçek bir star. Ya Raven çok ilginç bir süreçti. Yaklaşık 3500-4000 çocuk falan dolaşmıştık. Ama artık yani o kadar okul dolaşmıştım ki ben. Bir de o süreçlerde yani normal kas çekimleri falan çok zor oluyor. Çünkü normalde soru sorarsınız işte nereden geldin, kimle geldin, annen kim, baban tabii kim falan. Her soru sorar. Bir travma. Yani artık biz 1-2-3 çocuktan sonra koridora çıkıp ağlıyorduk casting yaptığım kişilerle. Çünkü annen nerede diyorsun, çocuk böyle boşluğa bakıyor. Baban nerede, biz böyle önünde başka şeylerle uğraşıyor falan. Hani bu 1-2-3 yani çok zor bir süreçti. Neyse artık biz buna alıştık. Yani 83 tane İstanbul'da okul, Reyhan'da vesaire yurt dışındaki kamplar dahil. Dolaşmadığım yer kalmadı. Ama ya bilmiyorum neden. Aslında hani, onları da dokümente edebilirdin yani. O onun kendi başına bir şeyi var. Ya o kadar kendimle bir süreç içerisindeydim ki ben onu akıl edemedim. Çok ciddi bir süreci var hakikaten. Lena'yı ararken diye bir evet, çıkardı evet, orada. Evet. Sonra işte Ravana en son bir sınıf okulun en son katında buldum. 5. kat. Artık dedim yormayın beni. Çıkın biriniz öğretmeninizin taklidini yapın. Kim artist olmak istiyor falan dedi. Bu çıktı. Öğretmeninin bir taklidini yapıyor. Böyle sınıf gülmekten kırılıyor geçiriyor. Ve aslında en içe kapanık çocuklardan bir tanesiymiş. Hiç ses soluğu çıkmayan bir çocukmuş. Ama İçinden bir şey çıktı böyle. Sonra tamam budur dedim böyle. Gözümüz parladı falan. Koridora çıktım. Koridorda da hiç tanımadığım bir çocuk geldi boynuma sarıldı. Yani böyle bir anda beni görüp, hiç tanımıyorum ama. O da işte Hacer'i oynayan Şam. İkisi muhteşem oldu. Bir de aynı yerden, aynı o yerden. Kadar yer dolaşıp. Ya o kadar yer dolaşıp ve o kadar yer dolaşıp ilk gittiğim okulda buldum biliyor musunuz? Çünkü aynı 6 ayda bir yeni gelenler olduğu için aynı okulları bir sonraki sene tekrar dolaştım yeni gelenlere bakmak için. Aynı ilk gittiğim okulda buldum. İnanılmaz bir şey vardı, serüveni vardır benim için. Ve böyle müthiş bir film çıktı ortaya. Şimdi o filmin sonunda bir sürü yerde söyledim zaten. Ravan başka bir ülkeye kaçtı. Aynı filmin gerçeğinde olduğu gibi. Yunanistan'daydı bir yıldır. Sonra şimdi Bremen'e oradaki mülteci kampına aldılar. Almanya'da şu anda. Almanya'da. Ben de işte bu hafta tekrar onu görmeye gideceğim. Çünkü artık aramızda çok derin bir duygusal bağ var. İşte sürekli görüşüyoruz telefonla. Derslerine yardımcı olmaya çalışıyorum ama yani şu an geçen sene Yunanca öğrenmeye çalışıyordum. Şimdi Almanca. Bu sene Almanca yani o ve kardeşleri var işte. Derslerinizi yaptınız mı sorusu bile o kadar şey bir soru. Zor bir soru ki. İşte anlatıyorlar falan. Hala aynı süreçteyiz. Aynı filmin içindeyiz. Evet. Yani şey tabii çok zor. Ben özellikle hani çocuk görseline acayip duyarlıyımdır. İşte bizim bütün kapaklarımız, çalışmalarım falan çocuk görseli olmasın. Ama hani Ravan'da şey yani bir anda da Ravan olmasa o film öyle olmaz ve o yüz ifadesi, o bütün o sürecin anlatımında gerçekten o görsel inanılmaz ve bir yandan da yaşamını oynuyor olmak herhalde başka bir şey. Orada nasıl bir destek aldınız? Bir pedagog vesaire neler oldu o süreçte de? Açıkça söyleyeyim çok iyi bir oyuncu koçu vardı. Yani Bülent Ekinci diye ve inanılmaz çok minnettarım. Ravan Arapça konuşuyor, hiç Türkçe bilmiyor. Bülent Türkçe konuşuyor ve yani inanılmaz bir 2 ay çalışma süreci yaşadılar filmden önce. Ben de öyle. Yani Ravan'la her gün işte buluşuyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz. Bülent ama orada çok emeği var. Onu, o duyguları hissettirmeden başka bir yöntemle çalıştırdı. Yani bir oyun oynar gibi çalıştırdı. Yani o filmde Ravan'ın ağladığı hiçbir yer yok. Yani sadece bir sahne var. Yani biz bir de buradaki o duygu sömürüsüne falan çok dikkat ettik. Yani meseleyi çok doğru bir yerden anlatmaya çalıştık. O yüzden Ravan çok güçlü bir karakter oldu. Gerçekte de öyle. Evet. Bana şey dedi, 2-3 günde kamera yerlerini öğrendi, her şeyi öğrendi. Dediler ki, anla çocuğum siz buna bir şey yapın, mesafe koyun. Çünkü sizi görünce çok şımarıyor, oynamıyor. şey yapıyormuş işte o Sabah çok önemli bir oyuncu Arap evet. ülkelerinde. Sabah'ı da söyleyelim istersen evet. O da başrolde Meryem'i oynayan. Yine o da bence çok başarılı bir şey çiziyor, profil evet, çiziyor. Evet o da yani benim hayatımdaki en değerli insanlardan bir tanesi. Ve Sabah'ı işte
oyun vermiyormuş. Böyle bir anda işi öğrenip falan. Sonra dediler, şikayet ettiler, bu oyun vermiyor falan. Ben dedim tamam, peki o zaman yemeğini sen burada yiyeceksin. Hani bir süre böyle böyle. Sonra gitmiş şey diyormuş işte Bülent'e. O ne yapıyor ki? Bir kamera diyor, bir stop diyor. Başka ne yapıyor ki? Baksana insanlar burada koşturuyor. Ben çok yoruluyorum. Ama işte o bir kamera diyor, bir stop diyor. Ama işte şey, herkes onu dinliyor. Ben de dinlemeyeceğim onu. Çok güzel ya. Yani bir o şeyin, çocukların o oyununun hali geçiyor bir yandan da. Evet. Yani o Hacer'le aralarındaki şey de. Hacer'in tabii öyküsü de ayrı. Yani belki onun da filmdeki o rolü, işte evlendirilme. Belki onu çok kısa bir söyleyebiliriz. Çünkü o da çünkü hem erken evlilikler bağlamında hem de bütün bu göçün özellikle kız çocukları üzerine, yani bu mültecilik halinin yarattığı kırılganlıkla ilgili çok çarpıcı bir şey o. Türkiye'de de maalesef bir sürü yansıması olan. Çok, çok ciddi yansımaları var ve benim daha acıklısına şahit olduğum bir hikayeydi. Gerçekten bir Türk aile bu şekilde satın aldı. Kızı görmeden başlık parası verdiler, satın aldılar. Kız o kadar küçüktü ki, yani 13 yaşında gibi ama sanıyorum 11 ya da 12 yaşındaydı. Ailesi de yanlış söylemiş olabilir. Ve 2 ay sonunda o aile o kızı sokağa attı. Ağır travmaları oldu kızın. Çünkü geri eve geldiğinde de kendi ailesinden de şiddet gördü. Çünkü o bir ticari araç olduğu için hani babası da kızmaya başladı. Ya ben o kızın yakın hikayesine şahit oldum. Ve o travmalar sonunda konuşmamaya, yani altına kaçırmaya kadar, yani böyle o kadar acayip şeyler yaşadı ki. O çocuğun durumu hala devam ediyor. Aynı yaşta 13 yaşında bu fabrikalarda çalışıp çalıştırılıp tekstil, yani atölyelerinde gerçekten tacize uğrayan, gerçekten zorla evlendirilen bir sürü kız çocuğun hikayesine şahit oldum. Ha, bunları kendi aileleri değil, yakınları anlatıyor. Kendi aileleri bunun suç olduğunun farkında değil. Yani bu evliliğin. Türkler bunun suç olduğunu hiç düşünmüyor. Ki doğudan mesela başka köylere işte bayağı şey gibi, yani at eşek satın alır gibi bu kızları satın alıp o köylere getiriyorlar. Yani fotoğraflarını gösteriyorlar. Bunu mu alırsın, bunu mu alırsın diye. Ya 13 yaşında, 12 yaşında bir çocuğun travmasını, ya dil bilmiyorsun, başka ülkedesin. Ve başka bir köye satılıyorsun yani. Gelenek, görenek, o kadar acayip hikayeler ki. Ya bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Yani çok. Bir tane vaka bile olsa bu vakayı biliyor olmamız, bununla ilgili mücadelenin yollarını biliyor olmamız belki, hani daha önce de konuştuğumuz bir şey bu. Yani hakikaten insanın tahammül etmesi ve bununla yaşaması çok zor bir takım gerçekler. Hı-hı. İşte demin söylediğin gibi teaser'da olan bu denize açılma sahnesi var. Çok etkileyici bir sahne. Hani onu gördüğünde insanların dayanamaması halinde gerçekten insanların belki buna tahammül güçleri bir anlamda yetmiyor. O yüzden hani o senin demin söylediğin ben ne yapabilirim üzerine düşünmek ve yapanlarla beraber bir yerin işin bir tarafından tutabiliyor olmayı da beraber koymak gerekiyor. Çünkü hep şeyi hissediyorum ben. Yani bazı şeyleri anlattığınızda insanlar da bu o üzüntüyle baş edebilme ya da işte nasıl bununla beraber yaşam devam eder. Hani işte tam da o gönüllülük anlamında iyileştirici, o beraber bir şeyler üretip bir şeyler yapabiliriz ve bir şeyleri değiştirebiliriz aslında. Yani belki evet. Bunu söylemekle bitirelim. Yani dediğim gibi ben bu konuşmayı daha saatlerce devam ettirebileceğim bir konuşma ama hani kaparken belki bu konuda senin söylemek istediklerin, yani sen o kapı camı tıklarken aldığında yaşadığın muhtemelen işte çok zor bir tahammül şeyiydi o gece ve sonrası. Ama sonucunda getirdiğin ya da yaşamına gelen bütün o şeylerin içinde başka bir insana evriliyoruz. Hepimiz, yani her deneyim bize bir şeyleri öğretiyor. Yanlışlarımızı, doğrularımızı tekrar sorgulatıyor. Yani onu da bana önemli geliyor. Yani bu acı gerçekler karşısında bizlerin yapabileceği, beraberce değiştirebileceğimiz her şey değil. Ama ufak da olsa bir kişinin yaşamını ya da bir çocuğun yaşamında farkı yaratabilmek kıymetli bir şey. Bilmiyorum burada yani, en son kapanırken evet, neler söylemek istersin? Bu filmdeki en önemli cümlelerden bir tanesi, yarın savaş çıksa ne yaparsınız cümlesiydi. Bence bu korku, kaygı, bu duygular geçici yani. Yarın işte bu duygu geçer. Ama o şu anda
dediğim gibi çok küçük de olsa o insanların gerçek ihtiyacını fark etmek asıl bize çok yarayan bir şey. Yani hı hı. O insanlara iyilik yapmaktan bahsetmiyorum. Yani vicdan vesaireden bahsetmiyorum. Vicdan çok geçicidir. Ama oradaki meseleyi, meselenin gerçeğini algılamak bizi çok daha iyi edecek bir şey. Yani yardım edilsin ya da edilmesin. Bu meselenin gerçeğini, doğrusunu anlamak. Bu sahte işte televizyon programlarıyla vesaire uğraşmaktan ziyade hani şey olarak o televizyonda işte sürekli haberler üretiliyor. Suriyeliler şöyle oldu, böyle oldu. Ya tamam da yarın savaş çıksa senin ülkende sen de bütün hepsiyle birlikte iyisiyle birlikte, kötüsüyle birlikte aynı kefede olacaksın. Bunun için bu meselenin gerçeğini tek 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 öğrenmekte fayda var diye düşünüyorum. Hani söyleyeceğim tek şey bu olur. Ön yargılardan kurtulup sadece bakmak. Hani ya belki de çok basit ama yani komşunuz varsa, bilmem neniz varsa yani birazcık işte konuşmaya çalışmak. Yani gürültü yapıyor olsalar da ne bileyim şu anda rahatsızlık veriyor olsalar da kardeşim bak bu ülkenin şeyi bu, koşulları bu. Siz de bunu öğreneni doğru şekilde belki onlara anlatmak en değerlisi. Yaşadığımız çağda aslında bu hani gerçeğini bulma kısmı en temel etik sorunlardan biri haline geldi. Yani öyle bir post-truth, gerçek ötesi noktadayız ki her birimiz duyduğumuz her bilgiyi hemen hemen bir sorgulama süreci içinde yaşıyoruz. Bu da ondan bağımsız değil ve çok gerçekten de doğru. Çünkü çoğu zaman çıkan haberlerinde özellikle Suriyelilerle ilgili bir arkasına bakıldığında doğru bir şekilde ifade edilmediğini, yalan yanlış bilgilendirmenin çok yaygın olduğunu ve işin doğrusunun yayıldığı halde yani işin doğrusu söylendiği halde aynı etkiyi yaratamadığı bir gerçeklik sorunu çağındayız herhalde. Ama işte gerçek yani 40 kat külün altında da işte altın altındır ya yani gerçek her zaman değerli. Biz bu gerçeğe ulaşmak için yaşıyoruz aslında hani hayatta. Ya o sahtelikler kaybolduğunda işte o değerli şey bize çok şey öğretiyor. Ya benim o insanlardan tek tek çok şey öğrenmem gibi. Hani çocuklarını kaybedip her şeyini kaybedip bir kadının burada hayat mücadelesi vermesi benim için hayattaki öğrenilebilecek bütün akademik şeylerden daha değerli. Hani çünkü hem ihtiyaç hem yaşamın içinde ben bu hayatlara şahit oldum ve o yüzden kendi adıma çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum Andaç. Gerçekten burada bizimle kendi öykünü paylaştın ve bu kadar içten paylaştığın için. Herkesin seyretmesini öneriyorum ve gerçekten Avusturya'daki gibi belki biz de okullarda yani öğretmenlerimiz bilmiyorum isterlerse hani nasıl bir şey formüle edilir ama gelecek nesillerin en azından ön yargılar konusunda daha farklı olabilmesi için bir ipucu burada var gibi geliyor. Düşünelim hep beraber. Zor bir konu bu, kolay bir konu değil ama maalesef yaşadığımız çağ da pek kolay değil. Bir başka programda görüşmek üzere. Andaç'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok görüşürüz. Sağ olun. Çok keyifliydi. Teşekkürler. Sağ olun.